Bu videomuzda hayat kurtaran bir yöntemden bahsedeceğiz. Dinleyince belki bu nasıl olur diye aklınıza soru geliyor olabilir. Buzlukta bozuk para nasıl hayat kurtarır dediniz değil mi? Evet, bu yöntem gerçekten hayat kurtaran bir yöntem. Nasıl olduğunu öğrendiğinizde siz de mutlaka kullanacaksınız. Şayet sağlığınıza dikkat eden ve önem veren biriyseniz bu videomuzu çok dikkatli dinlemenizi sizlere tavsiye ediyoruz. Peki bu yöntem nedir ve sizin sağlığınıza nasıl bir faydası var? Şimdi detaylarına başlayalım. Özellikle tatile çıkan ve belli bir süre eve gelmeyen kişiler için bu yöntem çok önemli. Uzun süre evde olamayacaksanız ve buzluğunuz doluysa buzdolabına bozuk para koyma yöntemi sayesinde gözünüz arkada kalmayacak. İşte buzdolabına bozuk para koymanın inanması zor faydası. Şayet sizin de tatil planınız varsa ya da belli sebeplerden dolayı uzun süre evde olamayacaksanız ve buzdolabınız yiyecek doluysa bu yöntem sayesinde içiniz rahat bir şekilde evinizi kapatabilirsiniz. Ama buzdolabınızı değil. Hepimizin buzluğunda daha sonra yemek üzere istiflenmiş yemekler vardır. Daha sonra yenilmek üzere hazırlanan yiyecekler buzlukta istiflenerek yapılacağı günü bekler. Buzlukta uzun süre dayanan yiyeceklerin güvenliğini de düşünmek gerekiyor. Buzluğunuz dolu olmasına rağmen uzun süre evde olamayacaksanız yiyeceklerin bozulmasını istemezsiniz. Siz evde yokken yaşanacak elektrik kesintisi yüzünden buzluktaki yiyecekler bozulabilir. Peki, elektriğin uzun süre gidip geldiğini nasıl anlarız? Ya da elektrik gidip gelirse bunun bozuk parayla ilgisi nedir diye merak ediyorsunuzdur. Siz evde yokken buzluktaki yiyeceklerin elektrik kesintisi yüzünden eriyip tekrar buz tuttuğunu anlamanızın çok basit bir yolu var. Evet, buzdolabına neden bozuk para konmalı şimdi bu sorunun cevabına geçelim. Bu yöntemi uygulamak çok basit ve gerçekten hayati değere sahip. Elinize önce bir kap alın. Plastik bir kap olsun bu. Bu kabınızın içini suyla doldurun ve donana kadar dondurucunuza koyun. Ardından buzun yüzeyine herhangi bir madeni para koyup tekrar bunu geri dondurucuya yerleştirin. Evden uzun süre ayrıldıysanız ya da tatile gittiyseniz, eve geldiğinizde elektrik acaba gidip geldi mi diye merak ettiğiniz olduysa ve bunu anlamanın yolunu arıyorsanız, bu küçük madeni para sizi çok fazla stresten ve aynı zamanda hastalıktan kurtaracak. Uzun bir süre elektrik kesildiğinde hepimiz dondurucularımızdaki yiyeceklerin donmuş kalmasından endişe ederiz. Bu özellikle bizim gibi her zaman iyi stoklanmış bir dondurucu bulundurmayı seviyorsanız geçerlidir. Evinizin elektriğinin kesildiğini düşündüğünüzde veya tam olarak emin değilseniz ve sadece bir kez daha kontrol etmek istiyorsanız mutfağınıza gidin ve dondurucudaki bozuk paraya bakın. Madeni paranın hala buzun üzerinde olduğunu görürseniz elektriğiniz kısa sürede geri geldi demektir ya da hiç elektrik kesilmemiş demektir. Bu durumda tehlike yok. Madeni paranın kabın dibine düştüğünü gördüğünüzde elektriğinizin bir süreliğine kesildiğini ve muhtemelen yiyeceklerinizin çoğunun çözüldüğünü bilirsiniz. Bunu görürseniz dondurucunuzdaki tüm yiyeceklerden kurtulun. Peki tüm yiyecekleri neden atmamız gerekiyor? Dondurulmuş meyve ve sebzelerin çözündürülmesiyle dondurulmuş etlerin ve dondurulmuş ekmeklerin çözündürülmesi birbirinden farklıdır. Sebzeler pişirme suyuna çözündürmeden atılmalıdır. Eğer çözündürülerek pişirilirse hücre yapıları bozulur ve besleyici değerlerinde azalmalar gerçekleşir. Donmuş sebzelerin pişme süreleri taze sebzelere oranla 3 kat daha kısadır. Dondurulmuş etlerse pişirilmeden önce mutlaka çözündürülmeli. Dondurulmuş etlerin çözündürülmesinde en sık kullanılan yöntemlerden biri olan oda sıcaklığında bekletme en sağlıksız yöntemlerden biridir. Çünkü oda sıcaklığında bekletme sırasında etin yüzeyinde mikroorganizmalar hızla üreyerek etin mikrobiyal yükünün artmasına yol açar. Zaman sıkıntısı yoksa en sağlıklı yöntemlerden biri eti buzdolabının dondurucusundan çıkartarak normal soğutucu bölümüne alarak çözülmesini sağlamak. Dondurulmuş etlerin çözündürülmesi için kullanılabilecek yöntemlerden birisi de sıcak su banyosu.
etler su geçirmeyecek bir kap içerisine konulduktan sonra sıcak su içeren bir tencerede kısa sayılabilecek bir sürede çözündürülebilir. Etlerin çözündürülmesi için en kısa ve pratik yöntemlerden bir başkası da etleri mikrodalga fırında çözündürmek. Ekmekler etler kadar mikrobiyal üremeye uygun bir ortam oluşturmayacaklarından oda sıcaklığında bekletilerek çözündürülebilir. Ekmekler belli oranda çözündükten sonra tost makinesi aracılığıyla çözündürme işlemi hızlandırılabilir. Özetleyecek olursak, dondurulup çözülmüş gıda, bozulma sürecine kaldığı yerden devam ediyor. Ancak çözüldükten sonra yeniden dondurulursa, ikinci kez çözüldüğünde bakteriler çok hızla çoğaldığı için zehirlenme riski artar. Ancak dondurulup çözülen gıda pişirilmişse, örneğin çiğ tavuktan, tavuklu bir yemek yapılmışsa, o zaman zararlı bakteriler ölüyor ve gıdanın yeniden dondurulması riski olmuyor. Ve bir başka sorunun cevabına geçelim şimdi. Dondurulmuş gıdayı çözdürmek için en iyi yöntem hangisi? Bakteriler genel olarak sıcakta ürediği için gıdayı yavaş yavaş çözdürmek en iyisi. Aksi halde bakterilerin hızla artması riski vardır. Pirinci ısıtırken nelere dikkat etmeli? Gıda Standartları Kurumu'na göre en güvenli yöntem kullanmadan bir gece önce buzdolabına aktararak orada çözdürmek. Bir başka sorunun cevabı, gıdayı çözdürdükten sonra ne kadar zamanımız var? Bakteri türlerinin çoğu derin dondurucuda ölmüyorlar. Ancak düşük ısık ve susuzluk yüzünden pasif hale geçiyorlar. Bu nedenle gıdanın buzu çözüldüğünde bozulma süreci de yeniden başlıyor. Derin dondurucu, gıdalar için kumandadaki bekle düğmesi gibidir. Zamanı durduruyor ama buzu çözülünce duran zaman yeniden akmaya başlar. Bu nedenle gıdaları ancak yiyeceğiniz zaman çözdürün. Buzu tamamen çözüldükten sonra 24 saat içerisinde tüketmeye gayret edin. Evet, videomuzu burada noktalıyoruz. Videomuzun başkalarına yarar sağlayabilmesi için lütfen beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet, tatile çıkıyorsanız mutlaka bu videomuzdaki yöntemi denemeye gayret edin. Çünkü sağlığınız çok önemli. Bunu korumak sizin elinizde. Hepinize mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.